Herkese merhabalar. Bir türlü ders çalışmaya başlayamıyorum dediniz. Endişelendiniz. Ders çalışamıyoruz hocam evet, bir Tomuş, türlü. Herkes senin gibi söylüyor. Ders çalışamıyoruz hocam dediniz. Bizler de sizlerin yorumlarınızı dikkate aldık. Emel İnci de aynı senin gibi. Ders çalışmayı seviyorum. Böyle notlar alıp test çözmek güzel geliyor. Ders çalışmaya başlayınca ama çalışmaya bir türlü başlayamıyorum. Sıkıcı geliyor demiş. Aynı o da senin gibi ders çalışmaktan sıkılıyor Tomuş'un. Stick Game demiş ki hocam ben ders çalışmaya bir türlü başlayamıyorum. Sürekli başka şeylerle uğraşıyorum. Bunun için ne yapmalıyım demiş. Sudenaz da hocam ders çalışmaya bir türlü başlayamıyorum. Yardım eder misiniz demiş. Ders çalışmaya başlamak istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam çok istiyorum. Harikasın. O zaman gel, biz de videomuza başlayalım. Şimdi, öncelikle verimli ders çalışmamız için bizi verimli ders çalışmaktan durduran şeylere hop demeye hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. O zaman hep beraber söyleyelim. Hop diyoruz. Hop. Ve ne yapacağız? Şimdi birincisi hedef, ikincisi ortam, üçüncüsü planlama. Yani hedefimizi belirleyeceğiz. Ortamımızı düzenleyeceğiz ve planımızı yapacağız. Ben tersten yazdım ama siz burada görüyorsunuz zaten. Uygun ortam çok çok önemli. Çalışma planı çok çok önemli. Ve hedef de yine çok önemli. Mutlaka bir planı olması lazım. İnşallah hedefine ulaşırsın. Hedefini duvarına atacaksın ve aynı zamanda uygun ortam da önemli. Yani sürekli olarak ders çalışırken, telefonun yanındaysa, televizyon açıksa, müzik sesi geliyorsa bir şekilde ders çalışmakta sıkıntı yaşarsın. Hatta bunu şöyle e, şu şekilde gösterelim. Bak şurada göstermek istiyorum. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir kez daha göstereceğim. Diyelim ki kitap okumak istiyorsun. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'un okuyacaksın. Masanın üzerine kalemler var böyle dağınık. Ondan sonra birkaç tane ataç var. Ondan sonra kalem kutum burada duruyor. İşte telefonum burada yanında. İşte kapaklar var. Mouse. Şimdi şu ortamda insan okuyası gelmez. Ama her şeyi telefonu bir kere odadan dışarı çıkardın. Mouse'u kaldırdın. Kalemlerini düzgün bir şekilde kalemliğine koydun. Bu ataçları kalemliğine koydun. Burayı düzelttin. Sonra da okurken kullanmak üzere böyle renklendirmek için bir kitap aldım. Bak şu anda burası ne kadar düzgün oldu. Ne kadar insanın okuyası geldi. Sabahattin Ali adeta gel beni oku hadi gel derse çalış diyor. Aynı bu şekilde düzensiz bir ortam olduğu zaman da ders çalışamayacağımızı bilmeliyiz. Uygun ortam mutlaka ayarlamalıyız. O zaman hop demeye hazır mısın Tonguç'um? Hazırım mı hocam. Harikasın hadi başlayalım. Şimdi birincisi ders çalışma planı nasıl hazırlanır? Rahatsız edilmeyeceğini ve sessiz bir yerde olduğunu bilmen lazım. Yani odaklanman için böyle gürültü geliyorsa telefonun her an yanında böyle ding dong ding dong mesajlar bilirler gelecekse bu olmaz. Ders çalışma malzemelerini soklaman lazım. Yani ikide bir kalkmana sebep verecekse kalemlerini, kalem tıraşlarını, tükenmezliğini, yapışkan notlarını mutlaka yanında bulundurmalısın. Yani iyi bir öğrencinin kalemleri her zaman yanındadır. Şimdi yanında su ve atıştırmalık bulundurman lazım. Çünkü su tükettiğinde Ne olacak? E, suyu bitti diyelim, sularını içtin 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 içtin. Suyacaksın, kalkman gerekecek, susuz olmaz. Yine dersten kalkmış olacaksın ve içeri gittiğinde geri masaya dönemeyeceksin. Ve şu da çok önemli, suyu ne kadar çok içersen o kadar üretken olursun. Çünkü su direkt vücuda kana karışıyor ve seni rahatlatıyor, beynini rahatlatıyor, kafanın daha iyi çalışmasını sağlıyor. Yer fıstığı, granola ya da meyve gibi küçük atıştırmalıklar da enerji dolu kalmanı sağlar. Tabii yer fıstığını bulmamız yeterli, granola falan nedir ben de bilmiyorum. Hazır gıdalar, hamur işleri, makarna, ekmek, poğaça bunlar hemen sana bir enerji verir. Hemen karnını doyurur. O yüzden hep sabah böyle o tarz şeyleri yesemiz gelir. Ancak bunlar çabucak bizi uykuya gönderir. Dolayısıyla kısa süreli enerji verir. O yüzden bunlardan ziyade hemen uykumuzu getirmeyecek olan su gibi, fıstık gibi, meyve gibi şeyler yemeliyiz Tonguç evladım benim ve dikkatini dağıtan şeylerden kurtul. Sen ders çalışırken genelde ne giyiyorsun? Çizgili pijamalarımı giyiyorum hocam. Çok güzel. Çizgili pijamalarını giyiyorsun. Zaten artık rahat bir kıyafet giymiş oluyorsun. Zaten uykuya da hazırsın. Pijamalarını giyip rahat rahat uykuya yatabilirsin. Yani tabii ki milli kıyafetimiz olan çizgili pijama ve askılı atlet. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle beyaz askılı atlet ve çizgili pijama. Bu çok güzel. Gerçekten ben de eve geldiğimde hemen bunları giyip rahatlıyorum. Ama Ders çalışırken bu kadar da rahat kıyafet giymek birazcık riskli. Çünkü tabii ki takım elbise giymeyeceğiz. Tabii ki okul üniformamızı giymeyeceğiz. Ama çok da rahat kıyafet giyersen kendini bir anda uykuda bulabilirsin. Aşina olduğun, rahat ettiğin ve seni sıkmayacak kıyafetleri giymek ders çalışırken sana avantaj sağlar. Telefonunu sessiz al. Yani telefonun sessizle böyle duruyor ama aynı zamanda görmeyeceğin bir yere telefonunu da kaldır. Niye? Telefonun sessizde ama hemen yanında duruyorsa Arada bir bakarsan acaba 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 ne oldu ne yapsam ki falan. Ya favori heyecanlanır mısın? Halbuki telefonunu odanın dışına çıkarırsan, görmeyeceğin bir yere kaldırırsan o zaman kimse seni rahatsız edemez. Sen sınava girdiğinde yanında telefon oluyor mu Tonguç'um? Olmuyor. Olmuyor. Okul yazılısına girdiğinde oluyor mu? Hayır hocam. O zaman gerçek sınavda da nasıl bir ortamın varsa ders çalışırken de o sınavdakine benzer bir ortamı oluşturman lazım. Telefonun yanından uzaklaşman lazım. Çalışma hedeflerini de belirlemen gerekiyor. Yani çalışma anlarında kendine bazı hedefler koyman lazım. Matematikten iyi not almam lazım değil de daha spesifik. Mesela başarılı olmalıyım. Ya bu belirli bir hedef değil. Bugünkü yazıldan en az 80 almalıyım diyelim ki. Ve hatta ikinci dereceden bir eşlik grafiği çizmeye öğreneceğim diye spesifik belirgin hedefler koyman lazım. Hedefine ulaştığında da kendini ödüllen. Çünkü yapman gereken işte 20 soru, 30 soru, 40 soru, 100 soru veyahut da işte sabah elden 30 sayfa okuyacağım dedin. Bu hedefini yaptığında bir favori şarkı dinleyebilirsin, meyve yiyebilirsin ya da bir çikolata yiyebilirsin. Yani seni mutlu edecek herhangi bir şeyi kendine vererek ödüllendirebilirsin. Mola içinde zaman tutmayı unutma. Yani sadece ders çalışmaya, sadece kitap okumaya zaman ayırırsan, molaları hesaplamazsan bu sefer moralim bozulabilir. Ve kendini hazırla. Çalışma planını yap, ve bu plana göre uyacağım ve ben buna göre çalışacağım demelisin. Çalışmayı sakın sakın ya son gün yazılı var işte o zaman bakarız gibi son ana bırakma kendini telaşa düşürme. Atalarımız ne demişti Tonguç'um? Bugün işini yarına bırakma demişler. Harikasın. Bugünün işini yarına bırakma. Ee, peki bir şey daha var. Acele işe ben de işleyeceğim hocam. Hayır, acele işe ben de işleyeceğim değil. Acele işe şeytan karışır. Tonguç'um öyle bir şey yok. Acele işe ben de işleyeceğim nereden çıktı? Allah'ım ya Acele işe şeytan karışır. Tabii ki acele etmeyeceğiz. Bugünün işinde yarına bırakmayacağız. Ama senin dediğin gibi öyle şeyler de yok. Bazen başlamak işin en zor kısmıdır. Ama unutma aynı zamanda en eğlenceli kısmıdır. Çünkü başladığında, harekete geçtiğinde artık başarı seni bekliyordur. Çalıştıklarını aklına tutabilmek için aynı zamanda iyi bir uyku da önemli. Çünkü eğer uyursan öğrendiklerinin aklında çok güzel bir şekilde kalıyor. İnsanın beyni uyuduğu zaman dinleniyor ve gün içerisinde öğrendiklerini çok güzel bir şekilde aklına tutuyor. Dolayısıyla ezberlemen gereken şeyleri tam uyumadan önce okumak senin zihninin daha iyi çalışmasını sağlar. 8 saat uyku da yeterli. Sen günde kaç saat uyuyorsun Tonguç'um? 25 saat uyuyorum. 25 saat mi? Gün zaten 24 saat Tonguç'um. Nasıl 25 saat uyuyorsun? Allah'ım. Ayaktayken sürekli, ha, sürekli uyuyorum hocam. Sürekli ayakta uy uykulu geziyorsun. Allah'ım. Ders çalıştıktan sonra yapabileceklerinin listesini tut. Bu seni motive edecektir. Yani ben bugün işte yıllık hedefini belirledin, hedefini belirledin, haftalık hedefini belirledin, günlük ödevlerin var işte ben 20 dakika kitap okuyacağım, 30 soru çözeceğim dedim. Ve bunları yaptıktan sonra da yapabileceğin diğer şeyler işte arkadaşlarımla sosyal medyadan görüşeceğim, işte şu dizimi izleyeceğim, şu... Şarkıyı dinleyeceğim gibi şeyleri yazmak da Seni hedefine yaklaştıracak ve seni motive edecektir Unutma Şimdi biraz yapmak hiç yapmamış olmaktan Daha iyi Dolayısıyla bir an önce çalışmaya başla Ve çok güzel sonuçları elde et Burada şu da çok çok önemli Sonradan bir adım atmayan tembel bir kişi zam, Hatta şöyle yazalım Burayı sonradan değil tam düzgün bir şekilde yazayım abi. Bu önemli bir cümle son cümlemiz olsun Zamanında Bak çok güzel bir cümle bu zamanında zamanında bir adım atmayan zamanında bir adım atmayan tembel bir kişi zamanında bir adım atmayan tembel bir kişi eee zamanda bir adım atmayan tembel pardon biri yanlış yazdım tembel bir kişi sonradan kaç adım atmak zorunda kalır Tonguç'um? 100 adım atması gerekir. Harikasın. Sonradan 100 adım atmak zorunda kalır. Dolayısıyla bunu bilmemiz lazım ki bizler çok net bir şekilde şimdiden adımızı atmalıyız. Şimdiden görevimizi yapmalıyız. Ve mükemmel bir şekilde sonuçlara ulaşmalıyız. Artık çalışmaya hazır mısın Tonguç'um? Hazırım mı hocam. Harikasın. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Seni çok seviyoruz. Görüşürüz.